Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber kimya öğretmeni İnce Özyurt. Bugünkü dersimiz kuvvetli asit baz titrasyonu. Önce titrasyon nedir? Titrasyon nötrleşme işleminin deneysel olarak nasıl yapıldığını, grafikleri nasıl döküldüğünü anlatan işlem aslında nötrleşme. Nedir nötrleşme? Bir asidin ve bazın sulu çözeltisinin tepkimeye girerek muhakkak sulu çözelti halinde olmaları gerekiyor. Yani her asit baz tepkimesine biz nötrleşme diyemiyoruz. O yüzden burası önemli. Bir asidin ve bazın sulu çözeltisinin tepkimeye girerek tuz ve genellikle su oluşturması olayıdır. Nötrleşmeyi şöyle de tanımlayabiliyoruz. Asitteki hidrojen iyonu ile bazdaki OH iyonunun reaksiyona girerek su bileşiğini oluşturması. Şimdi söylediklerimizi şöyle bir tekrar edelim. Dedik ki asidin sulu çözeltisi ile bazın sulu çözeltisinin tepkimeye girerek tuz ve su oluşturması olayı. Bazdaki potasyum iyonu katyonla asitteki klorür iyonu, anyon iyonu tepkimeye girerek potasyum klorür tuzu artı su oluşturuyor. Asitteki H artı iyonu ile bazdaki OH iyonu birleşip su oluşturuyor. Bu da nötrleşme reaksiyonundaki net iyon denklemidir diyoruz. Nötrleşme işleminden yararlanarak derişimini bilmediğimiz bir asit veya baz çözeltisinin derişimini hesaplayabiliyoruz. İşte bu da burada bu işlemin adına titrasyon diyoruz. Bakın şöyle tanımladık. Titrasyon dedik, derişimi ve hacmi bilinen bir standart çözelti yardımıyla hacmi bilinen ancak derişim bilinmeyen başka bir çözeltinin derişiminin hesaplanmasına yönelik yapılan bir analiz yöntemi, analitik bir yöntemdir. Titrasyonda tabii biz burada titrasyon yaparken kuvvetli asit baz titrasyonundan bahsediyoruz. Titrasyonda asit ve bazın her ikisinin de tam olarak tükendiği, hiçbirinin aşırısının kalmadığı, yani ortamın pH'ının 7 olduğu noktaya eşdeğerlik noktası veya dönüm noktası diyoruz arkadaşlar. Önce tabii titrasyona geçmeden önce asit ve bazların tesir değerlerini de bilmemiz gerekiyor. Asit ve bazların tesir değerliği şöyle hesaplanır. Asidin suya verdiği hidrojen iyonu sayısı asidin tesir değerliğini, bazın suya verdiği OH iyonu sayısı da bazın tesir değerliğini veriyor. Örneğin hidrojen klorür asidinde bir hidrojen olduğu için biliyorsunuz suda çözüldüğünde ortama 1 mol hidrojen iyonu veriyor. O yüzden bir değerli bir asittir. Sülfürik asidin değerli ise 2'dir. Çünkü yapısında 2 hidrojen var. Suda aşamalı olarak çözülüp suya 2 hidrojen verebilir. Mesela sodyum hidroksidin tesir değerliği 1. Çünkü suya 1 mol OH iyonu verebiliyor. Baryum hidroksidin tesir değerliği 2'dir. Çünkü suya 2 mol OH iyonu verebiliyor. NH3 var bilmeniz gerekir. NH3'ün yapısında OH yok. Fakat biliyorsunuz suyla tepkimesi sonucu NH4 artı ve OH eksi iyonları veriyor. Yine sulu çözeltisinde 1 mol OH iyonu verebildiği için NH3 de bir değerli bir bazdır diyoruz. Asit ve baz arasında tam nötrleşme gerçekleşiyorsa şu formülden tam nötrleşmeyi şu formülden biz derişim ya da hacim hesabı yapabiliriz. Nedir bu? Asidin molaritesi çarpı asidin hacmi çarpı asidin tesir değerliği ya da etki değerliği eşittir. Bazın molaritesi çarpı hacmi çarpı etki değeri. Buradan arkadaşlar bu tam nötrleşmeye ait formüldür. pH'ın 7 olduğu ortamlarda tam nötrleşmeye ait verilen formüldür diyoruz. Yani çünkü biz ne demiştik? Ortamdaki aslında nötrleşme olayı neydi? Ortamdaki tam nötrleşme, yani OH, pH'in 7 olduğu nokta neydi? Ortamdaki hidrojen iyonlarının mol sayısının OH'a eşit olması ki net iyon denklemini bu şekilde kurguluyoruz demiştik. Bazen biliyorsunuz tam nötrleşme gerçekleşmiyorsa kısmi nötrleşme gerçekleşir kuvvetli asit baz titrasyonunda. Yani ortamda asitten ya da bazdan artma oluyorsa buradaki nötrleşmeye kısmi nötrleşme denir. Kısmi nötrleşmede ortamda kimden artma oluyorsa onun özelliğini gösterir. Mesela kuvvetli asit, kuvvetli baz titrasyonunda evet oluşan tuz her türlü nötrdür. Fakat bazen ikisi artansız reaksiyona girdiğinde ortamda asit ya da bazdan artma olmadığında pH 7 olur. Fakat asitten ya da bazdan artma olduğunda ortamın pH 7'den farklı olur. Eğer asitten artma oluyorsa ortam asidiktir.
Evet, notur bir tuz vardır ortamda, fakat çözelti de asitten artma olduğu için tepkime de çözelti asitik özellik gösterir. Bazdan artma oluyorsa çözelti bazik özellik gösterir. Eğer ortam asidikse hidrojen iyonlarının derişimi, yani buradan dolaylı olarak pH nasıl hesaplanacak arkadaşlar? Nasıl bulacağız hidrojen iyonlarının mol sayısını? Hidrojen iyonlarının ilk andaki mol sayısından OH iyonlarının mol sayısını çıkarıp son andaki hidrojen iyonlarının mol sayısını buluyoruz ve bu hidrojen iyonlarının mol sayısını toplam hacme bölüp hidrojen derişimine ulaşıyoruz. Buradan da pH'e gidiyoruz. Veya bazik olsaydı ortamdaki ilk andaki OH iyonlarının mol sayısından hidrojen iyonlarının mol sayısını çıkarıp son kalan OH iyonlarının mol sayısını toplam hacme bölüp OH derişimini buluyoruz. Oradan doğal olarak POH'a gidiyoruz. Kısmi nötrleşmede bu şekilde hesap yapılır. Tam nötrleşmede zaten ortamın pH'i nedir arkadaşlar? 7'dir, değil mi? Titrasyon işleminde eşdeğerlik noktasının saptanması için indikatör adı verilen boyar maddeler kullanıldığını ta TYT derslerinden bahsetmiştik işte. İşte asit ve bazda en belirgin indikatör nedir? Turnusol boyası. Turnusol, biliyorsunuz, turnusol kağıdı dediğimiz kağıt aslında turnusol boyasıyla boyanmış kağıttır. İşte der ki asitler mavi turnusolu kırmızıya, bazlar kırmızı turnusolu maviye çevirir. Bu indikatördür işte. Yani ortamın rengine göre renk değiştiren madde. Özür dilerim, ortamın asit ya da baz veya nötr olmasına göre renk değiştiren maddedir. Turnusol boyası bunların da hani en çok bilinendir. Başka ne var kimyasal indikatörlerden? Fenol, fitalen, metil oranj, metil kırmızısı, değil mi? Bunlar hepsi nedir arkadaşlar? Brontimol mavisi falan, bunlar hep nedir? Kimyasal indikatörler, yani laboratuvarda olan kimyasal indikatörler. Bir de doğal indikatörler vardır. Mesela çay. Değil mi? Çayın indikatörü olduğunu biliyoruz. Çünkü asitik ortamda sarı renk alır. Böyle limonu damlatırsınız, çay sararır. Veya işte mor lahana, salata yapımında kullandığımız mor lahana doğal indikatördür. Lahananın üzerine limon sıktığınızda kızarır rengi. Çünkü asitik ortamda kırmızı renk alır. Üzerine kabartma tozu dökün. Kabartma tozu baziktir. Mavi renk almaya başlar. Veya işte ortanca çiçekleri. Ya, ekersiniz bir kökü. Biraz büyür çiçek, daha büyük bir alana yayılır. Bakarsınız kimisi sarısı açar, kimisi mavi, kimisi pembe açar. Bu tamamen ortamın, o toprağın pH'inin değerine göre, büyük, 7'den büyük veya küçük olmasına göre renk değiştiriyor. İşte bu tip maddelere biz doğal indikatör diyoruz. Boyar maddelere indikatör diyoruz. Titrasyon işleminde de indikatör kullanılıyor işte ortamın renk değişimine bakarak asit mi baz mı nötr olduğunu anlamak için. Önce birazcık soru çözelim. Mesela burada bir sorumuz var, diyor ki 0,04 molar 200 mililitre hidrojen iyodür çözeltisi 0,02 molar 400 mililitre sodyum hidroksit çözeltisiyle karıştırılıyor. Buna göre 25 santigrat derecede oluşan çözeltinin pH'i kaçtır? Şimdi bunu formülden de yapabiliriz arkadaşlar. Reaksiyondan da yapabiliriz ama pH kaçtır diye soruyorsa bize, bence bunu orantıdan yapmak çok daha mantıklı. İki yolu da göstereceğim. Şimdi önce şöyle diyelim. Nedir? Hidrojen iyodürün sulu çözeltisi ile sodyum hidroksidin sulu çözeltisi tepkimeye girmiş. Ne oluşur? Sodyum iyodür tuzu aqua artı su oluşur. Şimdi burada ne görüyorum? 1 mol hidrojen klorür, 1 mol sodyum hidroksit ile reaksiyona girer. Bunun sonucunda 1 mol sodyum iyodür ve 1 mol su oluşur. Şimdi burada hidrojen iyodürün mol sayısını bulalım. 0,04 çarpı 0,2'den kaç gelir arkadaşlar? Çarparsak 0,008 mol. Buraya da çarparsak 0,0008 mol. Şimdi 1 mol hidrojen klorür ile 1 mol sodyum hidroksit reaksiyona girerse 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol ile 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol reaksiyona girer. İkisi tamamen tükenir. Ortamda asit ya da bazdan artma olmayacağı için pH 7 çıkar. Değil mi? İkisi de tamamen tükendi. Kuvvetli asit, kuvvetli baz. Nötr tuz oluştu. Asit ya da bazdan artma olmadı haliyle ortamın pH 7'dir. Veya şöyle, hocam formülden nasıl yapardık diye düşünürseniz, MA çarpı VA çarpı EA ya da
Az önce TD diye göstermişim formülde bu etki değeri. Yani asidin molaritesi çarpı hacmi çarpı etki değeri veya tesir değeri dediğimiz olay çarpı bazın molaritesi çarpı hacmi çarpı etki değeri. Asidin molaritesi kaç? 0,04. Hacmi kaç? 0,2. Etki değeri 1. Bazın molaritesi kaç? 0,02. Hacmi 0,4. Etki değeri 1. İki tarafın çarpımı birbirine eşit olduğuna göre artansız gerçekleşecektir diye düşüneceğiz. Haliyle pH 7'dir. Yani bu denklemde, bu denklikte iki taraf birbirine eşitse reaksiyon artansız gerçekleşiyor demektir. Haliyle pH 7'ye eşittir. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. 0,4 molar 1 litre Hassel çözeltisi ile 0,2 molar 1 litre sodyum hidroksit çözeltisi standart koşullarda karıştırılıyor. Buna göre oluşan çözeltinin pH değeri kaçtır? Şimdi bakın, hidrojen klorür artı sodyum hidroksidin sulu çözeltisi karıştırılıyormuş. Ne oluşur burada? Sodyum klorür artı su. 1 mole 1 mol girer reaksiyona. Neden? Çünkü bir değerli bir asitle bir değerli bir baz tepkimeye giriyor. Yani 1 mole 1 mol girer. Peki 0,4 molar 1 litre kaç mol yapar arkadaşlar? M eşittir N bölü B'den 0,4 mol. Buraya baktığımızda M eşittir N bölü B'den 0,2 mol. 1'e 1 giriyorsa 0,4'e 0,4 girer. Yani 0,4 mol hidrojen klorürü tamamen harcamak için benim 0,4 mol sodyum hidroksite ihtiyacım var. 1'e 1 giriyorsa 0,2 mole 0,2 girer. Tepkime sonunda sodyum hidroksidin tamamı tükenirken 0,2 mol hidrojen klorür artar. Ve ortam ne olacak arkadaşlar? Dikkat edelim. Ortam asidik. Yani pH 7'den bir kere 7'ye eşit olmayacak. Artansız gerçekleşseydi nötr diyecektim. Ve asidik olduğu için pH 7'den küçük olacak. Ne yapacağım? Yeni çözeltide hidrojen iyonları derişimini bulmalıyım. 0,2 mol hidrojen klorür arttı. Toplam hacim 2, yani 0,1 molarlık bir çözeltim var. Hidrojen klorürü iyonlarını ayrıştırdığımda H artı ve klor eksi şeklinde ayrışacak. 10 üzeri eksi 1 molarlık çözeltide hidrojen iyonu 10 üzeri eksi 1. Buradan pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 1'den pH kaç gelir? 1. Yani cevap Adana diyoruz. Evet, bir sonraki soruya gelelim. 2 molar 100 mililitre hidrojen klorür çözeltisine işlemlerinden hangileri uygulanırsa oda koşullarında pH değeri 7 olan bir çözelti elde edilir. Şimdi şöyle bu soruyu şöyle çözmek en mantıklısı bana göre. Hemen formülü yazıyorum. MA çarpı VA çarpı EA eşittir. MB çarpı VB çarpı EB diyorum. İki eşitlik birbirine, hani iki taraftaki denklik birbirine eşit olduğunda pH 7 diyoruz. 2 molar 100 mililitre yani 0,1 litre asidin etki değeri 1 eşittir. Bazın molaritesi çarpı hacmi çarpı etki değeri. Baz 2 değerli, direkt 0,1 mol ilave edersem, şimdi şöyle düşünelim, M eşittir N bölü V'den zaten arkadaşlar N çarpı V değeri düşünürsek N değerini verir. Şuradaki N çarpı V var ya, zaten bazın mol sayısı. Direkt 0,1 verirse bana şu çarpım birbirine eşit oluyor mu? Bakın burası 0,2, burası da 0,2. O zaman 0,2 mol baryum hidroksit eklersem, evet, tam nötrleşme gerçekleşir, pH 7 olur. İkinci durumu karşılaştıralım. Asidin, bakın dikkat edin, şey hep aynı. 2 molar 0,1 litre etki değeri 1. Şimdi bazınkini değiştireceğim. 1 molar hacmi 0,2 etki değeri 1. Çarpım gene 0,2 olduğu için, denklik sağlandığı için, evet, burası da burada da pH 7 olur. Okey. Asit gene aynı. 2 molar hacmi 0,5 etki değeri 1. Ne yapar? Çarparsak 1 yapar. 1, 0,2'ye eşit olmayacağı için burada tam nötrleşme gerçekleşmez. Çünkü baz fazla, ortamda bazdan artma olur. Bu durumda tam nötrleşme hangi seçenekte? 1 ve 2, yani C seçeneği diyoruz. Evet, bir titrasyon sorumuz var. İşte yani titrasyon grafiği bu.
bunun üzerinden birazcık çalışmak istiyorum. Diyor ki 100 mililitre hidrojen klorür çözeltisinin 0,1 molar sodyum hidroksit çözeltisi ile titrasyonuna ait grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre sodyum hidroksit çözeltisinin hacmi kaç mililitredir? Şimdi arkadaşlar bakın, pH'ın eklenen baz hacmi ile değişimini gösteriyor. pH 7'den küçük. Başlangıçta bizim çözeltimiz asit. Sonra biz buna biraz baz ilave ettik. Baz ilave ettikten sonra tam şurasında, şurada pH 7, yani burası dönüm noktası. Eşdeğerlik noktası. Ve bundan sonra tam iyi pH 7 olduğunda şurada daha düz bir çizgi var aslında. Şöyle görürsünüz onu. Sonra ben hala baz ilave etmeye devam edersem o ortam ne olur? Bazik olur. Yani pH 7'den büyük olur. Şimdi bakın diyor ki 100 mililitre hidrojen klorür çözeltisini, kuvvetli asit bu. 0,1 molar sodyum hidroksit çözeltisiyle titrasyonuna ait grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre sodyum hidroksit çözeltisinin hacmi kaç mililitre? Zaten bu titrasyon grafiklerinde tam nötrleştiği noktadaki görüyorsunuz hacmi sormuş bana. MA çarpı VA çarpı EA eşittir MB çarpı VB çarpı EB diyorum. Asidin molaritesi. Şimdi asidin molaritesini bilmiyorum ama hassel çözeltisinin başlangıçta pH'ını biliyorum. pH'i 2 ise hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 2'dir. Hassel çözeltisinde H artı klor eksi şeklinde iyonlaşacak. Hidrojen iyonu derişimi 10 üzeri eksi 2 ise hassel derişim de 10 üzeri eksi 2'dir. Hacmi 100 mililitredir. Etki değeri 1. Bazın molaritesi 0,1'miş, yani 10 üzeri eksi 1. Hacmini bilmiyorum. Etki değeri 1. Buradan hesap yaparsak kaç gelir arkadaşlar? V eşittir 10 mililitre olarak karşımıza çıkar. Yani cevap Adana. Evet, bir sonraki sorumuz. Standart koşullardaki 0,1 molarlık 1 litre sodyum hidroksit çözeltisiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Aynı sıcaklıkta saf su eklenirse pH değeri değişmez. Şimdi saf su eklersek arkadaşlar ne yapar bu çözelti? Seyrelir. Seyrelirse ne olur? OH iyonları derişimi düşer. OH iyonları derişimi düşerse pOH artar, pH küçülür. Yanlış. Çünkü seyreldi. Sabit sıcaklıkta 0,1 molar 1 litre hidrojen iyodür çözeltisi eklenirse ortamın pH'ı 7 olur. Şimdi MA çarpı VA çarpı EA eşittir MB çarpı VB çarpı EB diyorum. Şimdi asidin molar şöyle, bazın molaritesi 0,1, etki değeri, pardon, hacmi 1, etki değeri 1. Bu çözeltiye ben derişimi 0,1 molar, hacmi 1, etki değeri 1 olan bir asit eklersem iki taraf birbirine eşit olacağı için pH 7 olur. Bu da doğru. Yani şöyle tik koyalım. Pardon, birincisi yanlış, özür dilerim. İki doğru. Sabit sıcaklıkta 0,1 molar 1 litre potasyum hidroksit çözeltisi eklenirse OH iyonlarının molar derişimi artar. Arkadaşlar aynı derişimde ben ne yapıyorum? Başka bir baz ekliyorum. Hatta OH iyonları derişimi de aynı. Bakın iyonlarını ayrıştırırsak sodyum artı OH eksi 0,1 molar da OH iyonları derişimi 0,1. Bu çözeltiye ben gene OH iyonları derişimle aynı olan başka bir çözelti ilave edersem OH iyonların derişimi değişmez. Bu durumda cevap yalnız 2, yani Adana diyoruz. Evet, bir sonraki sorumuz yine bir titrasyon sorusu, grafikle ilgili bir soru. Diyor ki 200 mililitre hassel sulu çözeltisinin standart koşullarda potasyum hidroksit çözeltisiyle titrasyonuna ait grafik verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğru değildir? Şimdi ne görüyorum ben? Elimdeki hassel çözeltisinin başlangıç derişimi 1 molar. Şimdi arkadaşlar pH 1 ise hidrojen iyonları derişimi nedir? pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen iyonları derişimi değil miydi? pH 1 eşittir eksi logaritma hidrojen iyonları derişimi dersem buradan hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 1'dir. O zaman çözeltinin başlangıç derişimi 10 üzeri eksi 1, yani 0,1 molardır. 1 yanlış. pH 13 olduğunda toplam çözelti hacmi 300 mililitredir. Şimdi arkadaşlar 200 mililitre hassel sulu çözeltisine ben
Zaten 100 mililitre potasyum hidroksit eklediğimde pH 7 oluyor. Yani çözelti hacmi 300 olduğunda pH 7. Ben daha çok, yüzden daha fazla ilave etmeliyim ki pH 13'e çıksın. 2 yanlış. Değil mi? 300'den daha fazla olur. Çünkü çözelti hacmi 300 olduğunda 200 elimde, hasel çözeltisinin hacmi zaten 200 mililitre. 100 mililitre baz ekledim. Toplam hacim 300'e çıktı da pH 7 oluyor. Yani ortam tam olarak nötr oluyor. Biraz daha baz ilave etmeliyim. Haliyle toplam hacim 300'ün üstüne çıkmalı ki pH 13 olsun. Potasyum hidroksit çözeltisinin başlangıç değişimi 0,2 molardır. Hemen tam nötrleşme formülünden MA çarpı VA çarpı EA eşittir MB çarpı VB çarpı EB diyorum. Asidin molaritesi, bakın, başlangıç değişimi 10 üzeri eksi 1. Çünkü bir değerli bir asit bu. Görüyorsunuz hidrojen iyonları değişimi 10 üzeri eksi 1 ise asidin değişimi de 10 üzeri eksi 1. Hacmi 200 mililitre, yani 0,2 litre, etki değeri 1. Geldik baza. Bazın molaritesini bilmiyorum. X dedim. Hacmi 100 mililitre. Çünkü eklediğimde tam nötrleşiyor. Etki değeri 1. X buradan kaç gelir arkadaşlar? 0,2. Doğru yani. Cevap 1 ve 2. 1 ve 2 yanlış diyoruz. Evet arkadaşlar, bir sonraki soruya geldik. Diyor ki oda koşullarında bulunan 2 litre potasyum hidroksit çözeltisinin hidrojen klorür çözeltisi ile titredilmesi sırasında kaptaki çözeltinin pH değerindeki değişim grafikteki gibi olmaktadır. Buna göre hidrojen klorür çözeltisinin başlangıçtaki değişimi kaç molardır? Şimdi 2 litre potasyum hidroksit çözeltisi varmış elimizde. Başlangıç pH'i 13'müş. Sonra hidrojen klorür çözeltisiyle titre edilmiş. Kaptaki pH değerindeki değişim grafikteki gibi olmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Hemen tam nötrleşme olduğu için MA çarpı VA çarpı EA eşittir MB çarpı VB çarpı EB diyelim. Asidin molaritesini bilmiyoruz. Onu sormuş bize zaten. EMA'yı bilmiyoruz. 0,5 litre eklediğimde tam nötrleşme gerçekleşmiş. Asidin etki değeri 1. Bazın molaritesi başlangıçta pH'i 13 olduğuna göre pOH'ı 1'dir. Bu ne demek? OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 1'dir. Potasyum hidroksit çözeltisinde OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 1 ise potasyum hidroksit derişimi de 10 üzeri eksi 1'dir. Yani bazın molaritesi 0,1. Hacmi 2, etki değeri 1. Buradan MA eşittir 0,2 bölü 0,5 dersek 0,4 olarak karşımıza çıkar. Yani cevap D seçeneği. Evet arkadaşlar, bir sonraki soruya geçiyoruz. Son sorumuz. Molar derişimleri ve hacimleri eşit olan aşağıdaki çözeltiler aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Buna göre oluşan çözeltilerin hangilerinde hidrojen iyonlarının molar derişimi OH iyonlarının molar derişimine eşittir? Şimdi molar derişimleri ve hacimleri eşitse bu çözeltilerin arkadaşlar, demek ki içerdikleri maddelerin mol sayıları eşit. Ben eşit mol sayısında hidrojen klorür ve OH sodyum hidroksidi karıştırırsam zaten sodyum hidroksit artı hidrojen klorür etki değerliği 1 olduğu için 1 mole 1 mol tepkimeye girer. Tam olarak nötrleşir. Eşit mol sayısında karıştırırsam pH 7 olur. H2SO4 ve sülfürik asit. H2SO4, özür dilerim. H2SO4, sülfürik asit artı potasyum hidroksit. 2 yazacağım. Bu ne demek? 1 mol sülfürik asit nötrleştirmek için 2 mol potasyum hidroksit gerekir. Ben eşit mol sayısını, mesela ikisini de 2 alırsam ne olur? 1 mol sülfürik asitten artar. pH 7 olmaz. Hidrojen bromür ve kalsiyum hidroksidi bakalım. Katsayısı 2 olacak. 2 mole 1 mol girer. Ben 2'ye 2 alırsam bu defa bazdan artma olur. pH yine eşit olmaz. pH eşittir 7 olduğunda bir çözeltide hidrojen iyonlarının mol sayısı OH'a eşit olacağı için bu durumu sağlayan sadece bir, yani cevap Adana. Evet arkadaşlar, bugün kuvvetli asit vasfiltrasyonundan ve nötrleşmeden bahsettik. Dersimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.